Biz bir gün önce zaten köylülerle karşılaştığımızda şey demişlerdi. İki yavru ayıyla annesi birlikte zaten o bölgede geziyorlarmıştı. Bize söylemişlerdi. Bir gün sonra da orman koruma kontrol faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yolda giderken baktık ki yerde yavru ayı yatıyor. Öyle halsiz bir şekilde. Biz ilk başta baktık, korktuk tabii. Cavit arkadaşımla birlikte gittik. Yanına vardık. Bir korktuk. Sonra tekrardan yanına vardık. Arabayı almak için Cavit arkadaşım ayağından, ben de ensesinden tutarak arabanın içine aldık. Çok hali yoktu zaten. Buradan Karakaş İşleri Şefliğimizi arayarak söyledik. Biz işte böyle yavru ayı bulduk. Tabii müdürlüğümüzle bağlantıya geçip bunlar da Milli Parkla Şube Müdürlüğü'ne bağlantıya geçtiler ve biz de Yılca'ya indirerek ayıyı Milli Parkla Şube Müdürlüğü'ne teslim ettik. Ben de sadece bilgi aldığım milli parklardan zehirlenme olduğu söylendi bana. Şu an biz tabii herhalde şeker oranı yüksek çıkmıştı büyük ihtimalle. Balla falan var yani. Olabilir diye valla. Valla bal yemişti diye. Şuna bak. Koray, görüyor musun ayı? Oturuyor. Az yedin balığı. Bal mı tuttu lan seni? Bal tuttuysa bir canlanır mı birazdan? Birazdan kendine geldin var ya. Ha. Saldır valla. Koray nasıl lan?